Merhaba sevgili gençler. Rıfat Ilgaz'la devam ediyoruz hikayeli anlatımımıza. Ondan önce yazarımız hakkında kısa bir bilgi verelim. Edebiyatımızın koca çınarı diye bilinen sanatçısıdır. Yoksulların yaşamını şiirlerinde 1940'lı yıllarda özellikle toplumcu şiir anlayışıyla kaleme almıştır. Sabahattin Ali ve Aziz Nesin'le birlikte Marco Paşa dergisini çıkarmıştır. Önemli eserlerinden Yıldız Karayel, 1982 yılında hem Madaralı Roman Ödülü hem Orhan Kemal Roman Ödülü almıştır. Hababam Sınıfı, sanatçıyı ünlendiren, ona ün kazandıran eseridir. Hikaye, oyun ve roman olarak yayımlandığı dönemde çok tutulmuş bir eser olmuştur. Karartma Geceleri adlı biyografik özellik taşıyan romanında da İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki İstanbul'u ele almıştır. Rıfat Ilgaz siyasi ve ideolojik sorunları yalın bir dille anlatan sanatçılarımızdandır. Toplumsal değişimleri ve çarpıklıkları hicveden mizahi öyküler yazan bir sanatçıdır diyebiliriz. Evet, eserlerinden bahsedecek olursak bir hikaye üzerinden devam edelim arkadaşlar. Bakıyoruz, Hababam Sınıfı kararan gecelerin birinde koğuştan kaçıp yine bir icraatın içine girmeye hazırlanıyor. Kararan gecelerin ardından koğuştan kaçıp bizim koğuştan kaçıp yine arkadaşlar bir icraata hazırlanıyor diyoruz. İcraatın içindeydi. Ne yapıyorlar? Don Kişot'la soyunmuş bu öğrenciler Meşrutiyet Caddesi'nde bir kıraathaneye, yani Don Kişot'la soyunmuş bu öğrenciler Meşrutiyet Caddesi'ndeki bir kıraathaneye girerek ne yapıyorlar sevgili gençler? Burada tabii kafalarına göre eğleniyorlar. Dışarı çıkıp yokuş yukarı yürürken, eğlenceleri bittikten sonra yokuş yukarı yürürken karşılarında kimi görseleri tabii ki Mahmut Hoca. Evet, bakıyoruz cezaları belli, o yıl ceza alıyorlar. Mahmut Hoca'ya yakalanınca radara yakalandık diyorlar ve o yıl arkadaşlar Hababam Sınıfı sınıfta kalıyor ama hiç değişmiyorlar. Hababam Sınıfı sınıfta kalıyor ama hiç değişmiyorlar. 40 yıl önce neyse 40 yıl sonra da o oluyorlar. Yani hiçbir değişiklik olmuyor. Demek ki Don Kişot'la soyunmuş olan Hababam Sınıfı bir gece koğuştan kaçıp, kararan geceleri bekledikten sonra bir koğuştan kaçıp Meşrutiyet Caddesi'ndeki bir kıraathaneye giriyorlar. Ve burada arkadaşlar eğlendikten sonra dışarı çıkıp yokuş yukarı okullarına doğru yönleniyorlar. Fakat karşılarında radara yakalandık diyerek eyvah Mahmut Hoca duruyor. Onları arkadaşlar cezalandırıyor. Ve böylelikle Hababam Sınıfı sınıfta kalmış oluyor. Hababam Sınıfı yine de değişmiyor. 40 yıl önce neyse 40 yıl sonra da o diyoruz. Evet, hikayemizi böyle anlatmış olalım. Rıfat Ilgaz'ın arkadaşlar eserlerinden romanları Hababam Sınıfı, Karartma Geceleri, Karadeniz'in Kıyıcığında, Sarı Yazma, Yıldız Karayel, Pijamalılar, Apartman Çocukları, Nasrettin Hoca Çömez ve Çömezleri, Şiirleri Yarendik, Sınıf, Yaşadıkça, Devam, Üsküdar'da Sabah Oldu, Soluk Sola, Oyunları Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı Uyan Diyor, Hababam Sınıfı Baskında, Hikayelerinden Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı Baskında, Radarın Anahtarı, Don Kişot İstanbul'da,
Kesmeli bunlar. Nerede o eski usturalar? Evet, hikayelerinden bazıları da bunlar diyoruz. Çocuk kitapları var. Bacaksız kamyon sürücüsü. Anısı var. 40 yıl önce, 40 yıl sonra. Yokuş yukarı. Evet sevgili gençler, böylelikle Rıfat Ilgaz'ı sizlere tanıtmaya çalıştık. Sizlere başarılar diliyorum.